yöneltildiler. Kaçamak, direnmektir. Teşekkür ediyorum. Evet.
Arsızca kemiriyor
yavrular, baygın uykusunda sevgili yurdumu, baygın uykusunda sevgili yurdumu. Aslında bizi belki de yasaklamak isteyen zihniyetler,
Türkiye'de demokrasiyi, insan haklarını savunmayan, istemeyen güçlerdir, zihniyetlerdir. Belki bu yüzden biraz geç de olsa bugün buradayız. Ama bugüne kadar Türkiye'nin birçok yerinde dile getirdiğimiz, ifade ettiğimiz gerçeklik belki de gelecekte çocuklarımızın özgürce yaşayabileceği bir ülkedir, bir Türkiye'ydi. Özgürlüklerdi, demokrasilerdi, insan haklarıydı. Ne yazık ki bugün yaşadığımız gerçeklik belki de dünyanın gözleri önünde büyük bir utanca dönüşmüştür. Bu ülkede yaşayan, bu coğrafyada yaşayan insanlar bu gerçekliği hak etmemişlerdir. Dünyanın birçok çağdaş ülkesinde olduğu gibi demokratik bir koşullarda özgürce insan haklarına saygılı bir ülkede yaşamak herkesin hakkıdır. Bu ülkede yaşayan bizlerin hakkıdır bu. Ve aynı şekilde bu ülkede yaşayan aydınların, sanatçıların bir hakkı var ki işte bütün bu değerlere sahip çıkmak, bu değerleri sonsuza kadar savunmaktır. Bugüne kadar bunları yaptık, bunları yaptığımız için ne yazık ki hep yasaklanıyoruz. İşte Malatya'ya gelip konser gerçekleştiremiyoruz ama bugün görüyorum ki aslında bu 10 yıllık özlemin nasıl büyük bir çığlığa dönüştüğünü ve bunun aslında gerekli en büyük cevap olduğunu düşünüyorum. Sizlerden özellikle bir ricam var. Yakın bir zamanda biliyorsunuz aslında hiç de yabancısı olmadığınız bir saldırı yaşandı. Belki öldürülmeseydi bugün bu konserde bulunacaktı. Genç bir kardeşimizin genç bir kardeşimizin burada gerici bir saldırı sonucu öldürülmesi sadece sizleri değil, Türkiye'de demokrasiden, özgürlüklerden, laiklikten, insan haklarından yana olan herkesin yüreğini sızlatmıştır. Dileriz ki bu son olsun ama bugün burada bu genç kardeşimizi saygıyla anarken aynı zamanda ailesine de başsağlığı dilemek istiyorum. Bu konseri istiyorum ki ne ilk ne de son olsun. O zaman sizlerden bir ricam olacak. Lütfen her şeye rağmen olduğumuz yerde coşkumuzu, tepkimizi alkışlarımızla, şarkılarımıza katılarak dile getirin ve örnek bir şey olsun. Hiç kimsenin bu gerçekliği, bu konserleri yanlış bir şekilde değerlendirmesine fırsat tanımayalım. Söz mü? Şimdi sizlere çok eski bir şarkımı okumak istiyorum. Türkiye'de ilk kez çıkarmış olduğum bir albümde ismini veren bir parça. Dilerseniz hep birlikte söyleyelim. Vurgunum hasretine. Unutamam vurgunum.
öyle beni durma, öyle mahzun durma, öyle beni durma, öyle mahzun durma. Uğruna yangın olur, sevdasına geldi. Uğruna yangın olur, sevdasına geldi. Gelir günler gelir, gelir günler gelir. Gece seninle sen, gündüz gönlümde. Unutamam vurgunun, vurgunun hasretini. Yanan ateşi dişlerinde sağır yumrukların izi, inadında öfkesi yanan ateşi. Belin kurnaz susta durmaz canım kardeşi. Susta durmaz yiğit kardeşim. Ne çabuk öğrenmişsin ustaca söylemeyi. Ölümü hiçe sayıp gülmeyi. Ne çabuk öğrenmişsin ustaca söylemeyi. Ölümü sayıp gülmeyi, zalımı hiçe sayıp gülmeyi. Baktıkça hüzünleniyorum. Bir çift dam çiçeğidir sanki gözlerim. Sana baktıkça hüzünleniyorum. Bir çift dam çiçeğidir sanki gözlerim. Öyle yumuşak, öyle derin. Ne çabuk öğrenmişsin ustaca söylemeyi. Ölümü hiçe sayıp gülmeyi. Ne çabuk öğrenmişsin ustaca söylemeyi. Ölümü hiçe sayıp gülmeyi, zalımı hiçe sayıp gülmeyi.
kalmasınlar, bize öldük sanmasınlar. Kalmasınlar, kalmasınlar, bize öldük sanmasınlar. Şahin olduk yücelerde, söyleyin ağlamasınlar. 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 Sorun bizi uçan kuşa, yıldızlara bağla paşa. Sorun eğilmeyen başa, söyleyin ağlamasınlar. 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 Acıyı bal eylemişiz, ölümü yar eylemişiz. Güzel olanı sevmişiz, söyleyin ağlamasınlar. 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 Çok ünlü bir deyimiz vardı. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar demişler. Analarımız hepimizden daha çok ağladığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Çünkü onlar yetiştirip büyüttükleri çocukları bu türlü savaşta kurban vermektedirler. İstemedikleri halde çocukları ölmektedir. Dilerseniz şimdi bu şarkımızı bütün analarımıza armağan edelim. Her şeye rağmen yaşamak güzeldir anne diyelim. Yarınlar için ölmek yaşamak.
Resulun kışlarında dayanamadığım sıra Türkçelerine ağladım. Vahiyye,
diyorum, kurtar beni. Hay beni, haylar beni. Sağ paşalarım seni. Gel kardeşim, açam sana künyemi. Hiç fark etmez. Eğer gerçekten emekten, özgürlükten, demokrasiden yanaysanız aslında hepiniz de onu hak etmiş sayılırsınız. Türkiye'de ne yazık ki sırf bu temelde onlarca insan faili meçhul bir şekilde katledildi. Onlarcası yargısız infazlarda öldürüldü. İşte bu öldürülenlerden bir tanesi de sevgili Metin Göktepe'ydi. Metin Göktepe... Bu ülkede yaşanan bu kirliliği, bu utancı, belki bu çığlığı en iyi şekilde anlatandır. Şimdi dilerseniz Fadime Ana'nın bu çığlığına kulak verelim.
Hayırlı yol bildi, zincirleri şatırdan. Hayırlı yol bildi.